Herkesin merak ettiği Pınar Dilek ilk kez konuştu. Tarkan'la Mayıs ayında nikah masasına oturan Pınar Dilek, eşinin Harbiye konserini izlemek için en ön sıradaki yerini aldı. Nasıl tanıştıklarından, düğünlerine, Tarkan'ın ev hallerinden geçirdiği estetik operasyona kadar her şeyi içtenlikle anlattı. Herkes gibi ben de heyecanlıyım. Çok seviniyorum birazdan onu sahnede göreceğim için. Tarkan'ın eşi Pınar Dilek ilk kez konuştu. Nerede tanıştılar, nasıl evlendiler? Uzun zamandır sürdürdüğümüz ilişkiyi. Megastar'ın eşi aylardır merak edilen bütün soruları yanıtladı. Evlenmeye nasıl karar verdiler? Yıllarca ilişkilerini nasıl sakladılar? Çok ince düşünceli. Tarkan'ın eşi Pınar Dilek'in konserdeki kıyafetinde hangi detay dikkat çekti? Aşk bu değil mi? Açık Hava Tiyatrosu'nda binlerce kişi ayakta. Şarkılar hep bir ağızdan söyleniyor. Dans edenler yeri göğü sarsıyor. Ekranlarınıza önce Tarkan hayranlarının kendini müziğin ritmine bıraktığı anları getirdik. Hadi kaseti biraz başa saralım ve konserin başladığı anlara dönelim. Biliyoruz hepiniz Tarkan'ın bu muhteşem performansını merak ediyorsunuz ama biraz daha geri gidip konser başlamadan koltukları dolduranlara çevirelim kameralarımızı. Bakın en önde kim oturuyor? Canım bir saniye şuradan. Evet, doğru tahmin ettiniz. En ön sıradaki bu güzel hanım Mayıs ayında Megastar Tarkan'la hayatını birleştiren Pınar Dilek. Eşini dinlemek için kendisi de Açık Hava Tiyatrosu'nda yerini almış. Sevdiğim yine seveceğim aşkın koynumda uyudukça. Mega yenge daha ilk dakikadan bombayı patlatıyor. Biz Tarkan'la uzun süredir beraberdik. Sizin haberiniz yoktu diyor. Sürpriz değildi aslında. Uzun zamandır sürdürdüğümüz ilişkiyi tamamladık sonuçta. Bakın Pınar Dilek ve Megastar Tarkan evlenmeden önce ne kadar flört etmişler. 5 yıldır. 5 yıldır. 5 yıldır. Yıkadı günahlarımda benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Tam olarak yazıldığı çizildiği gibi değil hayran. Onlar büyük bir aşkın sonucunda evlendiler. Pınar Dilek çok heyecanlıydı. Daha önce defalarca Tarkan'ı sahnede izlemesine rağmen eşi olarak ilk kez Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Megastar'ı izleyecekti. Herkes gibi ben de heyecanlıyım. Çok seviniyorum birazdan onu sahnede göreceğim için. Çok mutluyum. Tarkan'ı sadece Türkiye değil, tüm dünya tanıyor ama ev halini kimse bilmiyor. Bakın Megastar evine girip kapısını kapatınca nasıl birine dönüşüyormuş. Yani çok normal, çok doğal, diğer insanlar gibi çok, çok mütevazı, çok ince düşünceli, en önemlisi o. Yani normal biri. Evlilik sadece Tarkan'a değil, Pınar Dilek'e de yaramış. Yüzü ışıl ışıl, sürekli gülümsüyor. Saç rengini değiştirmiş, sarı ombre yaptırmış. Bir de ufak estetik ameliyat geçirmiş. Bunun ameliyatı ile ilgili açıklar mısın? Yani bir deviasyonum vardı. Deviasyon ameliyatım, nefes alamıyordum. Onu düzelttirdim, burun etini aldırdım derken biraz da ucunu toparladım, o kadar. Pınar Dilek çok heyecanlı olduğundan daha fazla zorlamak istemiyoruz. Ama yanından ayrılırken parmağındaki devasa tektaş gözümüze takılıyor. Belli ki Tarkan bir kadının gönlüne giden yolu çok iyi biliyor. Baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Geçtiğimiz aylarda yönetmen Fırat Parlak'la dünya evine giren ünlü oyuncu Burcu Kara da en ön sırada. Vallahi kendimi şanslı hissediyorum yer bulabildiğim için. Burcu Kara ve kız arkadaşları Tarkan konserini Kadınlar Matinesi'ne çevirmiş. Her yıl burada buluşuyorlarmış. Çok heyecanlıyız. Bu artık bir ritüel oldu yani her yıl. Ne zaman başlayacak diye bekliyoruz. O yüzden böyle hep kız arkadaşlarımızla yaptığımız bir geleneğe dönüştü. Ve beklenen an. Bu yıl çok ses getiren Ahde Vefa albümünde seslendirdiği Türk sanat müziği parçalarıyla başladı konsere Tarkan. Siyah smokiniyle yine göz kamaştırıcıydı. Konserin ikinci yarısına son 3 gündür olduğu gibi yeni şarkısı Cuppa ile çıktı.
Tarkan söyledi, Aşık Hava Tiyatrosu'nda yer yerinden oynadı.